Hepinize merhaba tekrardan. Bugün sizlere böyle normalde girişte hep makyajlı falan görünüyorum. Bugün hiç makyajlı görünmeyeceğim. Direkt ne yaptığımı en sonunda görebileceksiniz zaten. Bugün biraz sohbetli bir makyaj yapacağız sizinle. Makyajı önce Neutrogena'nın Hydro Boost nemlendiricisiyle başlayacağım. Mavi renk bir nemlendirici. Çünkü makyaja başlamadan önce cildinizi nemlendirirseniz o poratürün pütür pütür durmasını engellemiş olabilirsiniz. Dün Instagram'a bir fotoğraf attım. Anne serinin göz çevresi kreminde. Instagram'a bir fotoğraf attım. İşte altına da hani yarın video çekeceğim. Bana istediğiniz video konularını söyleyin dedim. Bayağı böyle bir sürü farklı konular geldi. Bir de şey geldi. Özgüven hakkında sohbetli bir video yapar mısın diye. Ya şimdi şöyle, herkesin farklı bir özgüveni var ve özgüven hakkında farklı düşünceleri var. Bana göre özgüven kişinin kendini yapabileceklerine olan güveni, kendine olan güveni. Ben özgüvenli biri miyim bilmiyorum. Aslında bence çok özgüvenli biri değilim. Ve bu bence benden ve çevremdeki insanlardan da kaynaklı olabilir. Çünkü mesela ben hatırlıyorum, sınavlara hazırlandığım zaman, okuldayken falan bile böyle çok başarılı bir öğrenci değildim ve o zamandan sürekli böyle üstümde bir başarısızlık hissi var böyle yani her şeyi başaramayacakmışım gibi hissediyorum ve böyle çok kararlı başladığım zaman da bir şeye hani sürekli bir korku var ya yapamazsam diye. İşte bu korku aslında özgüven eksikliği bence. Çünkü gerçekten özgüvenli olan birisi zaten bir şeyi yapabileceğini düşünür, başarabileceğini düşünür. Öyle. Özgüven kimisine göre güzellikten kaynaklı, kimisine göre başarıdan kaynaklı. Bence özgüven gerçekten çok önemli bir konu. Yani insanların böyle bir şeyi yapabilmesi, başarabilmesi tamamen özgüvenle alakalı ve bu yüzden aslında insanları çok ciddi yoğun özgüvene sahip olması gerekiyor. Tabii bu özgüven ego olarak olmamalı yani. İnsanlar artık bazı insanlara şey gözüyle bakıyoruz. Hani bir insan özgüvenliyse onu çok egoluymuş gibi bakıyoruz ama aslında onunla alakası yok. Yani bu tamamen insan çevremizdeki ve bizim özgüvensizliğimizden kaynaklı bir yorumlama gibi düşünüyorum. Ben neyse makyaja geçelim zaten böyle ara ara konuşuruz. Şimdi ne yapacağım? Göz makyajıyla başlayacağım. Hatta ciltle başlayayım. Maybelline'in Superstay fondöteni kullanacağım. Ben dediğim gibi ben başarısızlığımdan dolayı bir özgüvensizlik olduğunu hissediyorum ben de. Bu başarısızlık da derslerle alakalı özellikle. Ya çünkü mesela çocukken de bize hep şeydi hani yok işte şunun bizim ailemiz de onu çok yapıyor. Hani kıyaslama olayına çok giriyor mesela giriyordu ve o yüzden böyle kendimi hep bir şey hissediyordum ben hani başarısızım. Bir de başka insanlarla kıyaslanmak gerçekten özgüveni tamamen bitiren bir şey bence. Ve maalesef benim ailem de dahil bunu çok yapıyordu. Yani şu an düşünüyorum o şeyim geçti çünkü artık üniversiteye girdim. Yani bundan sonrası tamamen benim elimde. İstersem kendimi geliştirmek istiyorsam da bir şeyler yapabilirim. İstemiyorsam da bölümden mezun olup da işe girmeye çalışırım. O ayrı bir konu ama özellikle bu ergenlik döneminde ki bence ilk okula başladığım andan itibaren hani özgüven faktörü de oluşmaya başlıyor ve onu etkileyen bir takım unsurlardan dolayı çoğu insanda da özgüvensizlik oluyor. Pink Elise'in bu kapatıcısını kullanacağım. Bugün de böyle size bayağı gösterişli bir makyaj yapmak istiyorum ki aslında hani çoğu erkeklerin bence düşüncesi bu işte kadınlar çok makyaj yapıyor çünkü kendilerini güzel bulmuyorlar gibi bir algı var. Bence ama öyle değil yani insanlar makyajı kendini iyi hissetmek için yapıyor. Yani ben öyleyim ben makyaj yapınca kendimi iyi hissediyorum. Hani kendimi güzel de hissediyor olabilirim makyaj yapınca. Bu tamamen benim sorunum veya başkasının sorunu yani bu insanların makyaj yapması onların özgüvensiz olduğu anlamına veya güzel olmadığı anlamına gelmiyor. Ama maalesef öyle bir algı var ve bu benim gibi bir makyaj blogger için çok kötü bir algı yani. Sinir oluyorum insanların öyle düşünmesine. Yok işte çok makyaj yaptın. İşte neden bu kadar makyaj yaptın? Yani sana ne? İstediğim rengi sürerim. Yani bugün de o yüzden rengarenk şeyler süreceğim. Ki hani bu benim tercihim. Bu benim özgüvenli veya özgüvensiz olmamla alakalı bir durum da değil. Sadece hani makyaj yapmayı ve kendimi makyajda görmeyi seviyorum ve yapıyorum. Yani bu kadar basit. Bunu daha hiçbir şey söylememe bile gerek yok bence. Fit Me kullanacağım. Maybelline pudrası. Bende şey çok oluyor mesela.
hani bir şey yapmaya başlıyorum. Böyle hep bir yapamayacağım korkusu oluyor. İşte bu başarısızlıktan dolayı olan bir şey. Hep böyle yapamayacağım, sonu hep kötü olacak. Çok olumsuzum aslında, çok negatif düşünen biriyim içinde. Gerçekten çok değişik bir iç dünyasına sahibim. Yani böyle çok böyle paylaşmıyorum tabii ki. Şimdi burada siz beni ne kadar görüyorsunuz yani. 10 dakikalık bir videoda şunu sür bunu sür bitti. Ama hani iç dünyasında bence karanlık olan bir insanım. Yani olumsuz düşünen bir insanım. İşte bu video biraz yüzleşme videosu gibi de oldu aslında. Benim için kendimle yüzleşme. Öncesinde karıştırma fırçama. Buradaki ten rengini alıyorum. Phlox isimli renk. Bunu uyguluyorum. Ama şu da bir gerçek ki insan özgüvenliyse gerçekten her şeyi başarıyor. Çünkü kendine inanıyor. Kendine inandığı için de hani yaptığı her işte asla başarısız olabileceğini düşünmediğinden o işi zaten yapabiliyor gayet iyi bir şekilde. Bu arada saç rengimi nasıl buldunuz? Çok sık saç rengi değiştiren biriyim. Bu da neden söyleyeyim size. Benim saçlarım çok dökülüyor ve çok az saçım var. Hatta geçen bir videoda biri benim için bir tespit yapmıştı. İşte sürekli saçların ince olduğundan bahsediyorsun. Aslında bu senin hani saçla ilgili bir kompleksin falan gibi bir şey. Bayağı uzun bir şey almıştı. Bildiğiniz hani orada beni ben gerçekten böyleyim ya falan demiştim. Böyle bir tespit yapmıştı. Ve ondan sonra düşündüm. Gerçekten aslında ben hiç saçımdan dolayı böyle bir rahatsızlık duyduğumu düşünmüyordum. Ama gerçekten saçım benim kendime olan güvenimi bayağı etkiliyormuş. Bunu fark ettim. Yani saçım çok az çünkü benim. Ve bunu aşmaya çalışıyorum. Ve saçım biraz gür dursun falan diye böyle koyu renge boyadım saçımı ki hem de değişiklik olsun istedim. Hem de tabii ki gür dursun birazcık daha diye. Böyle bir renk yaptım. Bayağı koyu oldu. Şimdi Instagram'da soruyorsunuz ne renk ne renk diye ama şu an söylemeyeceğim çünkü iyice böyle boya akıyor mu, nasıl gidiyor falan. Şimdiye kadar iki kere yıkadım saçımı. Biraz daha böyle bir tespit edeyim ondan sonra söyleyeceğim. Şimdi hani söyleyeyim direkt alıp memnun olmazsanız sonra hani ben suçlusu olacağım. O yüzden hiç o topa girmiyorum şu anda. Ya bir de bende şey var. Mesela şu videoda bir de fark edeceksiniz belki de. Hani bir şey hakkında çok ciddi konuşamıyorum. Yani bu kendimi ifade edebilmek. Aslında kafamdan şu an bir sürü kelime, bir sürü cümleler geçiyor. Ama onları size gelip böyle toparlayamıyorum düzgün bir şekilde. Çünkü ben videolarda hep alıştım. Hani makyaj hakkında sohbet ediyorum, bitiriyorum. Ama böyle hiç gerçekten ciddi bir konu hakkında sizinle konuşmadım. Ve benim için o yüzden bu video çok özel olacak. O nedenle de şu an heyecanlıyım ve tam cümleleri düzgün bir şekilde söyleyemiyor da olabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın o yüzden. Mesela benim için şey algısı olduğunu düşünüyorum. Hani bu bir tek ben değil mesela. Instagram'ım çok böyle fotoğraflar atıyorum. Bayağı süsleniyorum. Hani işte ne bileyim çok fazla etkileşim içindeyim insanlarla falan diye. Hani böyle çok özgüvenli biriymişim gibi veya hepimiz için aynı şey geçerli. Ama bence herkesin özgüvensiz olduğu bir konu var hayatta. O nedenle de böyle siz değil hani mesela böyle daha çok insanlarla etkileşim içinde olan insanların özgüvenli olacak diye bir şey yok. Bence yok. Zaten şu anki konuşmamdan ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani benim de öyle çok olmadığımı anlamışsınızdır. Ama dediğim gibi bu özgüven konusunda etrafımızdakilerin çok fazla şeyi var, etkisi var. Özellikle ailem. Ve mesela olayı var hani özgüvenli olmak için ne yapmamız gerekiyor gibi. İşte yok şöyle yapın, böyle yapın. Ya özgüvenli olmak için yapmanız gereken tek şey kendinize inanmak. Yapabileceğinize inanmak. Eğer kendinize inanıyorsanız gerçekten yapamayacağınız hiçbir şey yok bu hayatta. Yani mesela dersleriniz çok kötüyken tıp mı okumak istiyorsunuz? Kendinize inanın, yapabileceğim deyin ve çabalayın. Ya gerçekten her şeyi yapabilirsiniz ya. O kadar çok örnek var ki benim etrafımda. Ve o yüzden ben de böyle artık son zamanlarda kendime inanmaya çalışıyorum. Yani hani yapabileceğimi inandırmaya çalışıyorum kendimi. Çünkü hani herkeste aynı beynim var. Yani kimse kimseden üstün değil. Ama hani insanların yapamayacağını düşündüğü için yapamadığı bir sürü şey var. Ama öyle bir şey yok. Yani istediğinizde her şeyi yapabilirsiniz. Üst göz kapağını bitirdim. Böyle bir renk yaptım sizin için. Bu arada bugünkü videoyu ben başka bir evde çekiyorum. Bugün halama geldim. Çünkü evimizin tam arkasında bir inşaat başlamış. Yani var böyle pat 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 pat. O kadar kötü ki. Bir de siz hani güneş ışığında çekmemi istiyordunuz. Ben de tam güneş ışığında çekmek için hazırlanmıştım ki sınavlar da bitti. Her şey harika olacak falan.
sınavların bittiği gün, ertesi gün inşaat başladı ve çok kötüydü. O yüzden ben de buraya geldim bugün. Hani burada sessiz video çekeyim diye. Öyle yani. Onu da söyleyeyim dedim. Farklı gelmiş olabilir size burası. Gözaltıma da yine bu yeşili, bir de yanındaki pine rengini karıştıracağım. Göz içime siyah kalem çekeceğim. Flormer'ın bu. Waterliner Kajal Eyeliner diye geçiyor ve çok çok güzel bir göz kalemi bu. Sonra maskara uygulayacağım. Çok güzel bir maskara. L'Oreal'in Baby Roll maskarası. Bu maskara gerçekten kullandığım en güzel maskaralardan. Hepinize şiddetle tavsiye ederim. İndirimde bulduğunuzda kaçırmayın. Gratis'te çok indirime giriyorlar. Mutlaka alın. Alt kirpiklerime de YSL'in bu yeni çıkan renkli maskaralarından mavisini uygulayacağım. Ben mavi maskarayı aslında çok seviyorum. Bu tam böyle mavi de değil, elektrik mavi rengi. İsmi neymiş? I am the trouble. Şimdi bunu uygulayacağım. Böyle çok mavi de değil hani. Mavi mavi de durmuyor, güzel. Ama aşırı geldi fırçasına ya. Tamamdır. Kaşlarımı Maybelline Brow Drama şeffaf kaş jeliyle tarıyorum. Huda Beauty 3D Highlighter paleti uygulayacağım. Bu da Sephora'lara yeni geldi. Sadece bildiğim kadarıyla Nişantaşı ve Demirören Sephora'larda var. Buradaki bu bronzer rengini bu ağlıkta böyle çok tatlı pembiş bunu uyguluyorum. Bam bam bam. Bu parlayan highlightla özgüvensiz hiç kimse olamaz. Highlightlama bakla konuş diyeceksiniz. Çok güzel oldu. Bu güneş ışığında çekmeyi sevdim ya ben. Çok güzel görünüyor. Yani olduğu gibi görünüyor. Evde de işte inşaat olayı olmasa hep gün ışığında çekmek istiyordum. Ama işte gerçekten şanssız bir insanım bazı konularda. Şimdi dudak için bir sürü renk var önümde. Ama ben nedense şunu kullanmak istiyorum. Bu Maybelline'in yeni çıkan metaliklerden Gunmetal isimli rengi. Bunu uygulayacağım. Bunun ucu geldiğinde biraz böyle ezilmiş gibiydi. Olsun. Ben çok beğendim bu rengi. Üstüne de metalik foil'lerden kalacağım. Üstüne de metalik foil'lerden 103 numaralı rengi uygulayacağım. Ve ben makyajımı bitiriyorum. Tabii ki siz böyle renkler kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz ama benim içimden nedense bugün hani söz konusu özgüvenken böyle bir makyaj yapmak istedim size. Buradan da şunu çıkarabilirsiniz aslında. Bence bütün videodan bunu çıkarmalıyız. İnsanların size ne söylediğini umursamayın. Yapabilirsin, yapamazsın. Ya tabii ki insanların desteği çok önemli ama önemli olan sizin kendinize olan desteğiniz. O nedenle de şu biraz aşağıda kaldı. O nedenle de size yapabilirsin, yapamazsın, of bu çok zor, bunu yapamazsın diyen insanları umursamayın. Hiç takmayın onları. Tabii ki aileniz olsun, başka sizi seven insanlar olsun, sizi düşündüklerinden, hani sizinle ilgili hani yapmanızı teşvik etmek açısından kendilerince bir yöntem bulmuş olabilirler. Ama bence siz kendinizin kralı ve kraliçesisiniz. Bir şey istiyorsanız yapabilirsiniz. Kendinize güvenmeniz bunun için yeterli. Ve kendi güveninizi kıracak insanları etrafınızdan uzaklaştırın. Çünkü onlar size iyilik yaptığını düşünse bile aslında size gerçekten çok büyük kötülük yapıyorlar. Size destek olan insanları hissettiğinizde de onlara sıkı sıkı sarılın. Çünkü gerçekten onlar esas sizi düşünenler. Mesela çok herhangi birinin size of ya çok zor bunu yapamayacaksın demesi demek sizin o olayı yapma kabiliyetinizi böyle bir nebzesini alıp koparıyor. O yüzden o insanları takmayın. Etrafınızda bulundurmayın. Kendinize güvenin. İç sesinizi dinleyin ve ona göre hareket edin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Şu an böyle
rejim rengi oradan parlıyor ve böyle çok hoşuma gitti. Sizi çok seviyorum. Gerçekten sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Güzel kalın. Hoşçakalın.